Eskişehir'in ilk kadın kuyumcusu, perakende kuyumculuktan bahsediyorum. Hatırlayabildiklerim Bodrum Merkez yine ilk kadın kuyumcusu, Denizli'nin ilk kadın kuyumcusu, birkaç şehir daha var hatırlayamıyorum. Bunları vurgulamak istiyorum. Kadın kuyumcular bizden yetişme. Ben Hıraç Aslanyan, 1965 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim mücevher ustasıyım, sadekarım. Zaman içerisinde ihtiyaca göre, kendimi de geliştirmeme göre Murassa ustalığına geçtim. Murassa nedir? Bir mücevherin çok daha gelişmişidir. Yani kıymetli bir objeyi yine kıymetli taş ve madenlerle süsleme sanatıdır. Bunların en güzel örneklerini Topkapı Sarayı'nda görebiliriz ki kamalar, gülabdanlıklar, kılıçlar, silahlar vesaire, tahtlar. Yani anlayacağınız minimum kıymetli objeyi süsleyebileceğimiz bir sanattır Murassa. Son ustasıyım bunun maalesef. Teknoloji ve sanayi devrimi diyeceğiz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tip sanatlarda çok büyük kayıplar oluyor. İnşallah da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bir tasarımcı, bir sanatkarın çok gezmesi, çok okuması, çok görmesi lazım. Bir kere en büyük kaynağımız, bizim ilham alacağımız kaynağımız doğadır. Objeyi doğayla düşündüğünüz zaman zaten kendiliğinden gelişiyor. Şimdi mücevher tabii başlı başına keyiftir. Başlı başına bir estetiktir, başlı başına bir sanattır. Çok keyif alarak yaptığım bir sanattır. Yıllardır ben sabah 7'de gelirim, 9'a kadar tezgahımda çalışırım. Ondan sonra gelen giden dostlarımız oluyor haliyle konsantre olamıyorum. Ama Murassa, özellikle Murassa bu konuda deryadır. Ve yaptıkça, bir ürünü yaptıkça, bir objeyi yaptıkça yeni yeni fikirler doğuyor. Yeni yeni çizgiler doğuyor ve çok daha keyif alıyorsunuz o enginlikte. Murassa'nın yanı sıra zaten benim mücevherlerimde kendi tarzım vardır. Tarz, tanıdık dostlar bilirler, Japonya'da da görseler, Amerika'da da, Avrupa ülkelerinde de görseler, Hıraç Usta'nın yaptığı cameolar özellikle, kadın silüetleri vesaire tarzdaki işlenmiş mercanlar, işlenmiş deniz kabuklarıyla yapılan kolyeler, küpeler vesairedir bunlar ki çok büyük keyif alırım ben bunları yaparken ve benim damgamdır. Gerçekten damgamdır. Benden başka yapan yok çünkü o tarzı. Evlatlarımız gibi olduğu için yaptığımız eserler. Çünkü niye? Burada şunu mütevazilik yapmak istemiyorum. Burada ruhumuzu katıyoruz, duygularımızı katıyoruz bu eserleri yaparken. O yüzden de evlat gibi bir ayrım yapamıyorsunuz bunların arasında. Taşlarla özellikle hepsinin bir hikayesi var. Biz taşların üstünden gideriz, mücevheri yaparız. Esas oğlan taştır burada. Çok şeyler hissediyorsunuz, çok şeyi paylaşıyorsunuz. Tarifi imkansız, şair der ya kifayet etmez bazen kelimeler. Hakikaten kelimeler kifayet etmez bazen. O duygularını yansıtırken bir bağ kuruluyor zaten. Aranda bir bağ kuruluyor. ...14-15 yıl önce oturduk arkadaşlarla, bu sanat kayboluyor dedik. Çırak da gelmiyor. Bir şekilde bunu bir paylaşalım, öğretelim insanlara. Çünkü gerçekten çok eski bir sanattır İstanbul için. Anadolu toprakları için de öyle, kuyumculuk ve mücevher. Çok eski bir sanattır ama İstanbul için çok eski bir sanattır. Dolayısıyla bir eğitim merkezi açalım. Nitekim açtık. Çok ilginç ama... Biz farklı bir kategori bekliyorduk. %90 hanımlar tercih etmeye başladılar. Erkek egemen bir sanattı. Dürüst konuşayım. O güne kadar. Ama hanımların o estetiği, ellerindeki zarafeti, yüreklerindeki zarafeti, o takıya
yansıtmaya başlayınca çok güzel şeyler çıkartmaya başladılar. Fatura kesmeyi bilmeyen bir hanımefendi şu anda ihracat yapıyor. Düşünün, geçenlerde bana geldi, ihracat mevzuatlarını öğrenmek için benden.